Bizler bugüne kadar çok ciddi anlamda bir beyanatımız veya bu konuda girişimimiz hiç olmadı. Hep başkaları yaptı bu girişimi ama başarısız sonuçlandı. İnanıyorum bu işin mutfağında çalışan Ereğli ve Alap'ta 160'a yakın odamıza kayıtlı mali müşavir arkadaşımız, derneğimize kayıtlı 80 serbest çalışan arkadaşımızın katkılarıyla, çalışmalarıyla bu konuda ciddi bir rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu arada da bu kurumlarla yapacağımız diyalog ve çalışmalarımızın sonucunda alacağımız intibalar, yaklaşımlarla bu işi bir rapor haline dökebileceğimize, bu konuda deneyimli, tecrübeli meslektaş arkadaşlarımızın olduğuna inanarak bu görevi üstlendim. Bu dönem özellikle dernek başkanı olmamdaki asıl amaç, arkadaşlarımızın teveccühü, talebinin yanında bizim bu Ereğli'den bugüne kadar ne kazandıysak maddi, manevi, sosyal olarak her şeyi bizim Karadeniz Ereğli'den kazandık. Ama bundan sonra kazanma ihtimalimiz yok. Bizden sonra gelen genç nesil meslektaşlarımız veya diğer insanların Ereğli'de mutlu olma şansını görmediğimiz için böyle bir girişim yapma sorumluluğunu duyduk. Bunu meslektaşlarımızla, toplantılarda, genel kurullarımızla konuştuk ve bunun sonucunda böyle bir yola çıktık. Onun için bu basın toplantısını öncelikle kurulda görev yapan arkadaşlarımızı tanıtmak ve bu duygularımızı sizin aracılığınızla, kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bunları en azından böyle bir hazırlığa, yani itici güç olabilir miyiz diye, yani biz o kurumların daha aktif, daha üyelerinin sorunlarını paylaşan, üyelerin sorunlarını gündeme getirebilen, onları masaya yatırabilen bir hale getirebilme noktasında zaten mali müşavir danışmanız, mali danışmanız. Bu danışmanlık görevimizi biraz daha sesli yapmak, kamuoyuyla paylaşmak düşüncesiyle yola çıktık. Yani gideceğiz, esnaf odalarıyla görüşeceğiz. Arkadaş, sizin esnaflarınız, bakkal esnafının durumu kötü. Bunlar için ne yapabiliriz? Beraber oturalım, fikir üretelim, proje çıkaralım diyeceğiz onlara. Proje çıkarılması konusunda da katkı sağlayacağız. Yani sonuç belki artı eksik, beraber göreceğiz. Ben her şeyi başaracağız diye bir durumda çıkmayız. Bunun arkasında siyasi bir amaç var diye bekleyenler olabilir. Asla bu grubun içerisinde siyasi bir amaç yok. Bunu da işte Sami Yavuz arkadaşım, AKP'de yönetim kuruluyuz. Nevdet Çan arkadaşım, Erol Şahin arkadaşımız kurullarımızda görev yapıyor. Yani bunun ekmeğin peşindeyiz, ekmeğin dolisindeyiz, siyasetin dolisindeyiz. Biz mali müşavirler bugüne kadar Karadeniz Ereğli'de farklı siyasi görüşlerimiz, farklı dünya görüşlerimiz olmasına rağmen şu masanın etrafında her zaman birleştik arkadaşlar. Çünkü dava tek, benim de çocuğum işsiz kalacak. Sami arkadaşımız da çocuğu işsiz kalacak. Sizin de çocuklarınız işsiz, istihdam yaratamayacağız. Dolayısıyla buradaki ana tema ekonomi ve çıkarlarımız arkadaşlar. Gelirimizin azalması konusunda. Bundan basın mensupları da payını alıyor. Yani gazetelere reklam verecek, televizyona reklam verecek kuruluş kalmadı arkadaşlar. Yani küçüldüğümüzün bir göstergesi arkadaşlar. Ereğli'de düşünün, Zonguldak Spor'un birinci ligde oynadığı dönemlerde Zonguldak ekonomisinin canlılığı, bugün Zonguldak Spor nerelerde? Karadeniz Ereğli'nin ikinci liglerde top koştuğu dönemlerde sporun bile ekonomiyle doğru orantılı bir bağlantısı vardır arkadaşlar.